Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 11 Nisan Perşembe. Güne Ay İkizler Burcu'nda başlıyoruz. Büyüyen fazda gün içerisinde de Yengeç Burcu'na geçiyor olacak. Geldiğinde zamanı zaten üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız 00.45'te kesinleşiyor. Aslına bakarsanız dün de etkisini hissettiğimiz, bugün ve yarın da etkisini hissedecek olduğumuz bir açı bu. Merkür ve Plüton arasındaki sekstil açı. Şimdi burada Merkür'ün balık burcunda olduğunu da hesaba katarak konuşmamız gerekiyor. Sezgiler, hisler, duygular, ifade biçimimize biraz daha derin bir şekilde yansıyacak. Yani ben özellikle yazdığım, konuştuğum, ifade ettiğim konular hususunda biraz daha kendimi güçlü, sezgilerimi de hesaba katarak biraz daha derin bir anlayışa sahip olabileceğim, içsel farkındalığımın yüksek olduğu bir enerjiyi bu önümüzdeki birkaç günlük süreç zarfında taşıyor olacağım. Yani bu işin pozitif tarafında konuşarak manipüle etme yeteneği, duyguları kullanarak manipüle etme yeteneğini hem keşfedeceğim, aynı zamanda da konuştuğum zaman karşımdaki üzerinde bir güce sahip olduğumu da fark edebileceğim, kendimi güçlü hissedebileceğim bir enerjiyi barındırıyor. 06.31'de Ay artık Yengeç Burcu'na geçiyor olacak. O ikizlerin iletişimde aktif yanını duygulara bırakıyoruz. Yani önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında duygusal olarak hissettiğimiz şeyler bizim için önemli olacak. Duygusal bağ kurduğumuz insanlarla iletişim halinde olmaya odağımız çevrilecek. Duygusal olarak stabil kalmak, yani mevcut bir bağlılığımız varsa duyguların içerisinde olduğu, onu koruyup kollamak, biraz daha anaç bir tavır, biraz daha merhametli bir enerjiyle enerjiye bürünüyor olacağız önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında. 09.49'da objektif bir bakış açısı geliyor. 08.49 ile 10.49 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde olaylara, evet yine duygularımız ön planda ama o duyguları da değerlendirmek hususunda bir objektiflikle hareket edebileceğimiz ya da şunu da söyleyebilirim. Şimdi Ay Yengeç dediğimizde duygusal olarak bağlandığımız şeyler hususunda çok da objektif olamayabiliriz. Uranüs burada, hani evet ben seviyorum, duygusal bir bağım var ama şunu da görmeden edemeyeceğim diyebileceğimiz bir enerji yaratıyor. Uranüs'ün o noktadaki objektivitesi değerlendirilebilir diye ümit ediyorum. Yani sabah saatlerini biraz daha farkında, bazı konular hususunda aydınlanmış hissederek karşılayabiliriz. 11.49 günün son açısı, Ayın Şiron'la yapacak olduğu bir kare açı var. Duygusal olarak kendimizi biraz yaralı ve zayıf hissedebileceğimiz bir enerji bu. Şimdi bu tarz dönemlerde mevcut hassasiyetimiz gündeme gelir ve o hassasiyetle alakalı şifalanmaya dair bir enerji ortaya çıkar. Ya da buna dair bir yaralanmayı da gösterebilir. Yani örnek veriyorum, duygusal olarak kırılgan olabileceğimiz, kırılmaya yatkın olabileceğimiz de bir enerji barındırıyor. 10.49 ile 12.49 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde duygusal olarak çok da hoşumuza gitmeyecek tecrübeler yaşama ihtimalimiz yüksek. Çok da hani 2 saatlik zaman dilimini kapsadığı için çok odaklanmayarak bu enerjiden bir şekilde sıyrılabilecek olduğumuzu düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.